Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Kariyer Net'in bildiğiniz gibi adayların kariyer yolculuğuna eşlik etmek ve onlara yardımcı olmak adına bir seri halinde yaptığı canlı yayınlarından bir tanesiyle karşınızdayız. Daha önceki yayınlardan bir tanesinde daha ben sizlerle birlikte olmuştum. O sefer ayakta bir sunum gerçekleştirmiştim. İş hayatındaki ilk 90 gün üzerine, ilk günler üzerine biraz sohbet etmiştik. Bugünse Kariyerimde benim etkin başlığı altında sizlerle bir aradayız. Şu anda KariyerNet'in bütün sosyal medya hesapları üzerinden bu yayını izleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu yayın bittikten sonra da tekrar izlemek isterseniz aynı hesaplar üzerinden takip edebilirsiniz. Ben Deniz Engin Yıldırım. Yaklaşık olarak bir yarım saat 45 dakikalık bir zamanımız var. Uzun uzadıya kendimi anlatmakla bu zamanı harcamak istemem. Dolayısıyla zaten benim hakkında merak ettikleriniz olursa Engin Yıldırım'ı sosyal medya üzerinden bir şekilde internet üzerinden araştırarak bulabilirsiniz. Ama kabaca Engin Yıldırım bir eğitmen, Engin Yıldırım bir koç ve bir danışman diye özetleyebilirim. Ee, özellikle 25 yıllık iş hayatımın içinde 12-13 yılı kurumsal hayatta geçti ve özellikle son 6 yıldır da kendi şirketim olan 19 Eğitim Koçluk Danışmanlık bünyesinde eğitimler, koçluklar ve danışmanlık hizmeti veriyorum. Kariyernet'te benim yaklaşık olarak 5-6 yıldır birlikte çalıştığım, zaman zaman eğitimlerini verdiğim, zaman zaman ortak projelerde görev aldığım bir kurum. Ee, ve Kariyernet'in sizlere eşlik ettiği, adaylara eşlik ettiği bu yolculukta ben de naçizane bugün yaklaşık yarım saat 45 dakikalık bir sohbetle sizlere eşlik etmeye çalışacağım. Özellikle kariyerimde benim etkin başlığı altında ne konuşacağız? İç motivasyonumuzu nasıl sağlarız? Kariyer yolculuğumuzda bireysel olarak biz neler yapabiliriz? Yani sizin yapacağınız katkılar, sizin bu yolda kalma yolculuğunuz aslında çok daha önemli başlığı oluşturuyor. Biliyorsunuz bizim normal şartlarda birçok adayın olduğu ve çok sınırlı sayıda işin olduğu bir ülkede yaşıyoruz maalesef. Keşke aday sayısı çok daha az, iş ise daha fazla olsaydı. Ama şu bir gerçek ki günümüzde gerçekten büyük bir yarışın içindeyiz. Bütün adaylar için gerçekten çok çetrefilli bir yolculuk var. Ve burada fark yaratanların ön plana çıktığı hem zihinsel olarak hem de aslında kişisel gelişim anlamında öne çıkanların bir şekilde tercih edildiği bir dünyadayız. Bu yaklaşık olarak aslına bakarsanız son 10-15 yıldır böyle. Ben ilk iş hayatına başladığım zamanlarda itiraf etmeliyim ki bugünkü koşullardan daha esnek durumlar söz konusuydu. Ben de mülakat süreçlerinde çok zorlu aşamalardan geçtim ama bugün sizin yaşadığınız şeylerden birazcık daha rahattım diyebilirim. Her geçen günde zorlaşıyor aslına bakarsanız. Sürekli olarak bir değişimin içindeyiz zaten ve bu değişimin içinde nasıl ki aslında hani Fiziksel olarak bir şekilde genetikleri çok daha güçlü olanlar sonraki nesillere taşını, taşınıyorsa zihinsel anlamda da güçlü bir duruşu olanlar, zihinsel ve mental hatta motivasyonel anlamda güçlü duruşu olanlar sonraki aşamalara çok daha hızlı geçebiliyor diyebiliriz. Ben yaklaşık olarak bu yarım saatlik sohbetimin sonunda sizlerden de sorular almaya gayret edeceğim. Sorularınız olursa lütfen sosyal medya hesapları üzerinden sizler de aktarın. Onları vaktimiz olduğunca cevaplamaya çalışacağım. Öncelikle bu sohbetimizin sihirli bir değnek olmadığını söylemeliyim. Yani bu bir saatin sonunda her biriniz kesin iş bulursunuz gibi bir iddiada bulunamayız ama buna kafa yoranlar, bunun için gerçekten odağını alanlar gerçekten fark yaratacaktır diyebilirim. Şu bir gerçek. Her birimizin niyeti, isteği aslında bakarsanız iyi bir işe girmek. Öte yandan sadece niyet istek yeterli değil. Bunun yanında zihniyet kavramı da çok önemli bir kavram. Zihniyet derken ne kastediyoruz? Aslında zihindeki niyetten bahsediyoruz. Benim inanç mekanizmamdan bahsediyoruz. Hayatın içinde çok temel iki tane zihniyet var arkadaşlar. Bu iki zihniyet aslına bakarsanız bizim günlük hayatımızda, eşimizle, çocuğumuzla, komşumuzla, arkadaşlarımızla olan tüm ilişkilerde geçerli olan kavramlar. Bunlardan bir tanesi yargılayan zihniyet dediğimiz kavram, bir diğeri de öğrenen zihniyet. Şimdi bu teoriyi öncelikle sizinle paylaşayım. Ardından da bu yolculuğumuz sırasında bu zihniyetin bizim kariyer yolculuğumuza nasıl etki ettiği üzerine birazcık sohbet edeceğiz. Öncelikle yargılayan zihniyet nedir? Çok adı üstünde zaten. Olaylardaki hatayı, eksiği, gediği arayan ve sürekli olarak suçlayan bir zihniyet. Ya dış dünyayı suçlayan ya da kendini suçlayan bir zihniyet. Şöyle bir örnek verecek olsam. Örneğin ortalamada 50-60 alan bir öğrenci bir gün koşarak geliyor babasına diyor ki ya da annesine. Anne baba biliyor musun edebiyat dersinden 80 almışım. Bu 80 almışım dediğinde eğer anne ya da baba yargılayan zihniyetliyse ilk olarak ne cevap verir? Aynen öyle 100 almadın, 100 alsaydın keşke diyebilir. Eğer 100 alarak gelmiş olsa bu öğrenci, anne baba ben edebiyat dersinden 100 aldım dese bu sefer yargılayan zihniyetli bir ebeveynse yine bir eksik gedik bulacaktır. Diyebilir ki örnek veriyorum edebiyattan yüz almaya ne var matematikten al da göreyim. Ya da e, sen yüzü şimdi okulda aldın ama üniversite sınavında yüz al da görelim ya da başarılı ol da görelim. Ya da sen almadın ki o notu belki de öğretmen verdi. Ya da bugüne kadar alabiliyordun niye şimdiye kadar almadın. Bakın yargılayan zihniyet yüz gibi iyi bir notta dahi eksiği gediği arayabiliyor. Peki öğrenen zihniyet hangi soruyu soruyor? Öğrenen zihniyetin iki tane temel sorusu var. Aslında bakarsanız bu kitaplarda yazan sorular değil. Benim günlük hayatımda çok kullandığım, kendi danışanlarımda, eğitimlerimde çok örnek verdiğim iki sorudur. Burada da sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle işler yolunda gitmediğinde ilk kendimize sormamız gereken birinci soru şu anda iyi olan ne? İkinci soruysa bundan ne öğrendim sorusudur. Şu anda iyi olan ne? Zemini pozitif hale getirmek için çok kıymetli. Ee, tabii ki bunu hani bir poliyanacılık gibi yorumlamamak gerekiyor. Öncelikle zemini pozitif yaptıktan sonra ardından da bundan ders çıkarabiliyor olmak gerekiyor. Benim e, kendi yaşantımdan ya da günlük yaşantıdan bir örnek verecek olsak. örneğin eve gittiniz, e, evde çok açsınız, anneniz ya da eşiniz işte yemek hazırlayacak ama bir giriyorsunuz ki hiç yemek falan hazırlanmamış, hatta yanık bir yemek var karşınızda. Burada kolay olan yargılayan zihniyettir. Yargılayan zihniyetli der ki bütün gün aç gezdim eve geliyorum bir de yemek yok sürekli olarak eksiği gediye bakıyor bakın. Ama öğrenen zihniyetli der ki şu anda iyi olan ne? En azından sana bir şey olmamış, en azından cebimizde paramız var, en azından bir şeyler sipariş edebiliriz, en azından yumurta kırarız. Önce zemini pozitif yapabiliyor olmak. Yargılayan zihniyet, yargılayan zihniyet ya arkadaşlar. Diğeri de bu sefer yargılamaya başlıyor. Dolayısıyla öncelikle pozitifte kalmak gerekiyor. Peki ardından bundan ne öğrendim sorusu? İşte o yemek yandıysa belki o sırada televizyona bakıyordum, yemekle ilgilenemedim gibi bir öğrenme çıkarılabiliyor olması önemli. Tabii bu noktada dediğim gibi bu işi polyanacılıkla karıştırmamak gerekiyor. Özellikle e, Pollyandacılığı hatta savunma mekanizmalarından biridir biliyorsunuz. Savunma mekanizması olarak fazlaca kullanılması da hatta psikolojik bir rahatsızlığa da götürebilir. O yüzden sürekli olarak pozitif bakmak değil burada kastettiğimiz. Hatta benim bir hocam üniversitede, yüksek lisansımı yaparken üniversitedeki bir hocam şöyle bir örnek vermişti Pollyanna üzerinden. Pollyanna işte e, bir gün ormanda yürürken önüne üç tane harami çıkıyor ve elindeki sepeti alıyorlar. Pollyanna diyor ki Allah'tan sadece sepetimi aldılar. Ertesi gün yine Polyanna aynı ormanda gezmeye başlıyor. Bu sefer elindeki sepet yerine cebindeki parasını da alıyorlar. Üzerinde kıyafetleri parçalıyorlar. Polyanna diyor ki Allah'tan sadece kıyafetlerimi parçaladılar ve sepetimi aldılar. Üçüncü gün yine aynı ormanda geziyor. Bu kez bayağı şiddet görüyor, dayak yiyor. Ve ertesi gün diyor ki en azından canımdan olmadım. Fakat hocamın şöyle bir ifadesi vardı çok hoş. Demişti ki Ebe Polyanna sana demezler mi niye üç gündür aynı ormana girip duruyorsun? Dolayısıyla buradan ders çıkarabiliyor olmak da önemli. Şimdi hayatın içinde benzer şeyler yaparak farklı sonuçlar almak mümkün değildir diye bir söz var. Eğer ben aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekliyorsam orada bir hata ediyorum. İşte kariyerimde benim etkim diye kastedilen şey şu. Kariyerimde ben kendi adıma neyi farklı yapabilirim sorusunu sormaya, sormam gerekiyor. Tabii ki bir görüşmeden çıktınız. Görüşmeden çıktıktan sonra en azından oradan bir öğrenme de evde ediyoruz. Bir deneyim evde ediyoruz. Bir sonraki görüşmeye neyi taşıyacağımızı karar veriyoruz. Biz bunu kişisel gelişimde edöp döngüsü dediğimiz bir döngü var. Edöp aslında belli kelimelerin baş harflerinden oluşuyor. E harfi eylemlerim. D harfi düşünmek. E Ö harfi öğrenme. P harfi de plan. Yani eylemlerin üzerine düşünmeli, düşündükten sonra yaşadığın farkındalıkla bir öğrenme çıkarmalı, bir ders çıkarmalı. Varsa ihtiyacım olan bir bilgi, deneyim bununla ilgili bir çaba göstermeli. Ardından da yeni bir eylem planı yapmalıyım. Eğer edep döngüsüne uygun yaşıyorsak yeni eylemim çok daha başarılı bir eylem olacaktır. Ama ben eylemlerimin üzerine düşünmüyor, belli dersler çıkarmıyor ve yeni planlar oluşturmuyorsam o zaman bir kısır döngüye giriyorum. Hatta bu basamaklardan birinde bile tıkansak bir gelişim fırsatını kaçırmış oluyorum. Eylemlerim üzerine düşünebilirim, bir dert çıkarabilirim ama gidip tekrar aynı hareketi yaparsam yani planıma uygun davranmazsam yine kısır döngünün içinde kaybolup gidiyorum demektir. Bu noktada bizim dünyayı algılama boyutları dediğimiz bir kavram var. İnsanlar aslında dünyayı belli pencerelerden algılıyorlar. Bu pencerelerden ilki çevre boyutu dediğimiz bakış açısıdır. Çevre boyutu daha çok bilinçaltımızla alakalıdır. Çevre boyutu ne demek? Aslında işler yolunda gitmediğinde yargılayan zihniyetinde beslediği bir bakış açısıdır. Genelde suçu dış dünyaya atmak. Yine o öğrenciden örnek verelim. Zayıf aldığında öğrencinin ilk olarak öğretmen zayıf verdi demesi gibi. Zayıf alan öğrencinin siz bana özel ders aldırmıyorsunuz ki anne herkes özel ders alıyor o yüzden ben zayıf alıyorum diye annesini babasını suçlaması gibi ya da zayıf olan öğrencinin dün akşam misafir geldiği için onlar yüzünden çalışamadım diyerek misafiri suçlaması gibi. Aslında çevre boyutundan bakış, dış dünyaya pas atmak. Trafik kazalarında çokça deneyimlemişizdir bunu. Yakın çevremizde bolca trafik kazası deneyimi duyuyoruz. Çok şükür kaza sonucunda can kaybı olmasa bile arabalardaki çizikler, ufak tefek hasarlar da söz konusu olsa insanlara geçmiş olsun dediğinizde nasıl oldu diye de soruyorsunuz. Ya da başkalarının sorduğuna şahit oluyorsunuz. O kazayı kişinin şöyle yorumladığını duyarsınız genelde. Ya adam önüme birden kırdı, önümde zart diye durdu, yandan kamyon sıkıştırdı, yol bozuktu, lastiğim birazcık kabaktı, işte ışıklar ayarsızdı, polis yanlış yönlendirdi, mucurlu bir yola girdim. Hep bakın dış dünyayı suçlayan. Çok az insanda, belki yüzde bir iki, onu bile çok zor duyduğumu söyleyebilirim, çok az insanda sorumluluk alan bir ifade duyuyoruz. Yani ben takip mesafesini korumadığım için gittim adama arkadan çarptım cümlesini çok nadir duyarsınız. Ya da o sırada cep telefonumu arıyordum yan koltukta. Telefonla konuşurken fark edememişim. Telefonumu ararken fark edememişim. Gittim çarptım. Çok nadir duyarsınız. Ya da 3 saat yolda gittim. Yoruldum ama yine de yola devam ettim. Aslında keşke bir mola verseydim ifadesini. Çok nadir duyarsınız. Bunların tamamı çevre boyutundan bakıştır. Çevre boyutundan bakışın tam tersi ise öğrenen zihniyet. Yani edöp döngüsüne uygun bakış açısı. O da şudur, davranış boyutundan bakmak. Yani ben sebep sonuçta nasıl bir etki yaratıyorum? Benim etkim nedir? Ben acaba neyi farklı yapsaydım bu daha farklı bir sonuç elde ederdim. Örnek veriyorum, yeterince ders çalışsaydım bu kadar düşük bir not almazdım gibi. Ya da e, takip mesafesini korusaydım kaza yapmazdım gibi. Şimdi şunu duyar gibiyim, iyi de Engin gerçekten yol bozuksa, İyi de gerçekten hoca çok sert bir adamsa, hiç kimseye iyi not vermeyen bir adamsa, öğretmen böyle bir insansa. O zaman biz mi yine suçluyuz dediğiniz duyar gibiyim. Tabii ki hayatın içinde bizim de kontrol edemediğimiz dış faktörler var. Fakat dış faktörler var diye bütün etkiyi, bütün sorumluluğu oraya devretmek çok doğru değil. Yine de benim etkim nedir sorusunu, ben neyi farklı yapmalıydım sorusunu kendimize soruyor olmalıyız. Hatta dilimize o kadar yerleşmiş ifadeler var ki elinde tepsiyle bir yerden bardakları bir yere taşıyan bir kişi birdenbire onları devirdiğinde işte tepsi de döküldü, çaydanlık devrildi, bardak kırıldı gibi edilgen ifadeler kullanmamız bile aslında bilinçaltımızla yani o çevre boyutuna atma ihtiyacımızla alakalı. Bardak durup dururken kırılmadı. Ben önüme o sırada bakmadım ya da heyecan yaptım ya da elim titredi ya da bir şekilde gerçekten rüzgar esti ve bardak kırıldı. Ama bunların içinde benim de etkim olan bir senaryo varsa bunu fark edebiliyor olmam gerekiyor. Yani bütün negatif sonuçlar tabii ki bizimle ilgili değildir. Ama bütün negatif sonuçlar her zaman dış dünyayla da ilgili değildir. Mutlaka ilk önce kendimize sormamız gereken benim bu süreçteki etkim neydi? Neyi farklı yapabilirim? Bardak kırıldı yerine. Bardağa dikkat etmedim, elimden kaydırdım, düşürdüm diyebiliriz. Bunda çok büyük bir sorun olmaz. Aksine bir dahaki sefere daha farklı taşırız. Bu da davranış boyutundan bakmakla ilgili. Bir de bunun çok daha üst boyutunda ruhsal boyut dediğimiz bir boyut var. Artık çevre boyutunda kişi suçlayacak bir dış faktör bulamayınca ruhsal boyuta geçebiliyor. O da nedir? İşte nazar değdi, şansım kötü, bahtım kara, Kaderim böyleymiş gibi ifadeler. Şimdi tabii ki biz inancımız gereği bir kere kader inancı olan bir toplumuz. Ee, öte yandan orada dahi sen elinden gelenin en iyisini yap ardından olmuyorsa e, kader diyebilirsin der. Dolayısıyla ben şu lafa çok takılmışımdır. Olduğu kadar olmadığı kader lafına çok takılmışımdır. Aslında olana kadar olmazsa kader ifadesi çok daha uygundur. Yani olana kadar ben elimden geleni yapayım kısmı. Bu aksi takdirde zayıf olan bir öğrencinin aslında ders çalışmayıp ders çalışmadıktan sonra da artık neyse kaderimiz o demek gibi bir şey. Mutlaka bizim de sorumluluğumuz yapmamız gereken davranışlar var. Bu noktada aslında iş arama sürecinde de bireysel sorumluluklarımız var. Kısmını altını çizmemiz lazım. Kariyer yolculuğunda benim etkim derken birincisi öğrenen zihniyetten bakmak. ikincisi Mutlaka mutlaka davranış boyutundan konuyu ele alabiliyor olmak. Yani edöp döngüsüyle değerlendiriyor olmak. Eğer ben CV'mi bir kere hazırladım ve bir kere bir yere başvurdum ya da bir şekilde bir sisteme kaydoldum. Kariyer.net'in sitesinde bir kaydım varsa bunu sürekli olarak güncelliyor olmam gerekiyor. Eğer sürekli aynı CV, aynı metin, aynı içerik hatta aynı ön yazıyla... Sürekli farklı yerlere başvuruyorsam aslında bir şeyleri değiştirmiyorum anlamına gelir. Eğer ben yeterince etki sağlayamadığını düşünüyorsam sevim üzerine kafa yormak durumundayım. Başvurduğum yer üzerine kafa yormak durumundayım. Burası çok kritik. Ee, günlük olarak aslında aktif iş arayışı ifadesine uygun bir yaşam tarzı benimsemek durumundayım. Aktif iş arayışı ne demek? Aktif olmak demek aslına bakarsanız. Kariyerimde benim etkim derken bu süreçte de aktif rol almaktan bahsediyoruz. Bir kere iş aramanın da bir işmiş gibi değerlendirilip bunun da bir mesai ayrılması gereken bir konu olduğunu gerekiyorsa sabah erken kalkmanın da içinde olduğu bir süreç olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü ben özellikle belli bir süre büyük bir motivasyonla iş arayışı yaptıktan sonra ardından müthiş bir yargılayan zihniyet tuzağına düşen, ardından çevre boyutundan bakarak dış dünyayı suçlayan ve sonra da gardı düştüğü için gece geç yatan, televizyona, internette oyunlara kendini kaptıran, sonra sabahları geç kalkan, evden çok fazla çıkmayan, e, aslına bakarsanız annesinin babasının gönlü olsun diye bazen iş görüşmelerine giden insan profilleri de görüyorum. Aday profilleri de görebiliyorum maalesef. Onun yerine gerçekten iş aramayı bir iş olarak tanımla, tanımlayıp ön yazılarını sürekli olarak güncelleyip CV'sini sürekli olarak güncelleyen e, internette sürekli olarak araştırmalar yapan yani kendisi için çaba gösteren kişilerden bahsediyorum. Örneğin e, çevre boyutundan bakıldığında çokça duyduğum şeylerden biri Yine benim de çevremdeki aday arkadaşlardan ya da bir şekilde insan kaynaklarında çalışan, şirketlerdeki çalışan profesyonellerden duyduklarıma göre. Örneğin ileri derecede İngilizce istiyorum diyen bir ilana orta seviyede bir İngilizce ile başvurduğumda zaten otomatik olarak CV elenmiş oluyor. Bu noktada aslında benim şunu fark ediyor olmam gerekiyor. Ben İngilizcemi ileri seviyeye taşımalıyım. O zaman işimin bir parçası ben İngilizcemi geliştirmeliyim. Şimdi çevre boyutundan bakıldığında iyi de kursa gidecek paramız yok ki, iyi de buna zaman yok ki. Aslında farklı şeylere zaman ayırabiliyoruz. Aslında evde de internet başında da İngilizcemi geliştirebilecek bir şeyler yapabilirim. Yani benim hala yapabilecek çok şeyim var. Genel itibariyle ilk olarak yaptığımız şey dış dünyaya pas atmak yerine ben kendimle neyi değiştirebilirim olmalı. Şunun kesinlikle altını çiziyorum arkadaşlar. Evet, mutlaka çevre boyutunda da etkili olan kişiler vardır, kurumlar vardır, konular vardır. Şunu iddia edemem. Bütün başvurduğunuz pozisyonlardaki şirketler bu süreci çok profesyonelce yönetir. Gittiğiniz tüm görüşmelerdeki İK çalışanları inanılmaz profesyonel insanlardır. Bunu iddia edemem. Mutlaka onların içinde de bu süreci olumsuz etkileyen kişiler, kurumlar ya da süreçler olabilir. Ama bunların içinde doğru yürütenler de var ve bu doğru yürütenlerle ben nasıl doğru bir şekilde kendimi ifade edebilir ya da kendimi onlara nasıl sunabilirim kısmı. Bir kere CV başlı başına zaten işe almak için değil, görüşmeye almak için yapılan bir şeydir. Görüşmeye alana kadar ki süreçte ben CV'mde neyi farklı yapabilirim kısmı başka bir şey. Görüşmeye girdikten sonra görüşmede olumlu ya da olumsuz sonuç olumsuz sonuçlar aldıktan sonra ben bir dahakine neyi farklı yapmalıyım'ı düşünmek de kıymetli. Görüşmeden çıktığınızda birinci soru. Şu anda iyi olan ne? Şunlar, şunlar, şunlar çok iyiydi. Peki bir dahakine neyi farklı yapmalıyım? Bu süreçten ne öğrendim? Bir dahakine mesela şunu birazcık daha anlatmalıyım. Şurada hikayede tıkandım, bunu daha fazla açmalıyım gibi. Yine hikaye meselesi demişken aklıma geldi. Onu da mutlaka sizinle paylaşmak isterim. Ee, özellikle görüşmelerde çok... Önemli başlıklardan bir tanesi dürüstlük ve hikayenizin olması kısmı. Genel itibariyle e, İK'cı arkadaşlardan neyi farklı yapmalıyız kısmında sorduğum sorularda aldığım cevaplardan bir tanesi şudur. Kişilerin güçlü ve gelişime açık taraflarını yeterince farkında olmayışla ilgili bir sıkıntıları olduğunu söylemişlerdir bana. E, ve bana da aday arkadaşlardan gelen sorular. Örneğin bana şöyle bir soru gelmiştir. gelişim açık tarafa ne dersek işe girmemiz daha kolaylaşır. Açıkçası gelişimi açık tarafınız neyse onu söylemeniz sizin işe girmenizi kolaylaştırır. Bu işin belirli standart bir cevabı yoktur. Ee, özellikle benim çok takıldığım iki tane cevap vardır mesela. Bir tanesi gelişimi açık taraf olarak yalandan hiç hoşlanmam. Bir diğeri de biraz mükemmelliyetçi bir kişiyim. Şimdi bu iki tane soruyu da bugün iki tane cevabı da bugün internette bir yere yazın. Mutlaka birilerinin bunun hakkında bir yorum yaptığını, bunun üzerine bir e, paylaşımda bulunduğunu görebilirsiniz. En azından şu konuda çok net olabilirsiniz ki İYİK'cılar artık yalandan hoşlanmam ya da mükemmelliyetçiyim ifadesini gelişimi açık bir tavır olarak görmüyor. Şu andan itibaren örneğin farklı yapacağınız şeylerden biri kesinlikle kendi gelişim alanınız neyse onu ifade etmek olmalı. Örneğin üniversitedeyken bir proje görevi sırasında stresle başa çıkma konusunda çok zorlanmıştım. Ve stresle başa çıkma konusunda birazcık gelişmem gerekiyor'yu söyleyebilirsiniz. Çünkü İK'cı arkadaş aha sobeledim diye düşünmez bunu. Kişi farkında mı değil miye bakar mülakatında. Dolayısıyla şu andan itibaren en azından mülakatlarda bunu farklı yapabilirsiniz. Şimdi e, şu konuya da çok takılan insanlar olduğunu görüyorum. Bir sürü aday var ve hiç kimse iş bulamıyor. Şimdi hiç kimse iş bulamıyor dediğimiz anda farklı bir zihniyete giriyoruz. Aslında şunu ihmal ediyoruz. Hayatın içinde Türkiye'de bugünün koşullarında yeni mezun olduğu halde iş bulabilen insanlar var. Ya da bir şekilde arama iş ada arama sürecinde başarılı olanlar var. Biz bir grubu örnek alıp kendimizi de onun içine dahil edip aslında kurban psikolojisi dediğimiz bir psikolojiye giriyoruz. Şöyle düşünmek çok daha mantıklı. Birileri yapabiliyorsa ben de yaparım. Birileri bunu başarıyorsa ben de başarırım. O zaman neyi farklı yapmalıyım? Marvin Pipkin'in çok meşhur bir hikayesi vardır. Kendisi bir mühendis. Ee, i̇lk işe başladığında arkadaşları kendisine bir şaka yapıyorlar. Şakanın konusu da aslında o güne kadar hiç üretilmemiş olan bir ürünü bulduklarıyla ilgili bir espri yapıyorlar. Ve diyorlar ki bakalım bizim kadar iyiysen. Sen de bunu bulabilecek misin? Nasıl bulduğumuzu bul en azından. Diyor ki Marvin Pipkin hayırdır ne buldunuz? Biz diyorlar yıllardır sarı ışık kullanıyoruz biz beyaz ışığı bulduk. Tabi e, onlar şakayı yapıyorlar ama şakayı yaptıktan sonra unutuyorlar. Marvin Pipkin günlerce çalışıyor uğraşıyor didiniyor. Ardından da bir gün hepsinin önüne çıkıyor ve diyor ki buldum böyle mi? Bir gaz bir rüzgar bir şaka uğruna belki en nihayetinde floresanın mucididir beyaz ışığın e, mucididir diye geçer. E, hikayesinde. Şimdi burada iki tane temel bakış açısı var. Yapabilirim ve yapamam inancı. Marvin Pipkin nereden bakmış? Yapabilirim inancından bakmış. Ama bizi ilgilendiren daha önemli konuştur. Ona yapabilirim dedirten nedir? Aslında o şakayla başlamış olan konuda çok önemli bir madde var. Birileri yapabildiyse kısmına inanıyor olmak. Birilerinin yaptığını varsayması. Bu inanç o kadar değerli bir inanç ki ki orada bir varsayım var bugün benim size bahsettiğim şey gerçeklik. Bugün Türkiye'de iş arayıp bulabilen insanlar da var. Evet çok fazla iş yok, evet çok fazla aday var ama yine de bunu başaranlar var. Demek ki birileri yapabiliyorsa ben de yaparım kısmı bu noktada çok değerli. Tabii bu noktada herhangi bir işe giriyor olmak kısmı da çok hassas bir konu. Yani her pozisyona başvurmuyor olmak, gerçekten arzuladığınız pozisyona başvuruyor olmak gibi konular. Birincisi, ilk olarak kendi farkındalığımız çok çok değerli. Ben herhangi bir işe mi girmek istiyorum, ben yoksa şu işte çalışmak istiyorum kısmı mı? Burası çok önemli. Öncelikle çalışmak istediğiniz alanın, sektörü çok iyi seçmiş olmanız, biliyor olmanız kıymetli. Bu arada tabii ki ilanı da doğru okuyor olmak çok kıymetli. Çünkü yine İK'cı arkadaşlarımızla yaptığımız sohbetlerde duyduğum, Gerçekten pozisyona başvuranlar arasında aslında konuyla hiç alakası olmayan, yetkinliği hiç uygun olmayan, mezuniyeti hiç uygun olmayan adayların da bazı pozisyonlara başvurduğu gözlemleniyor. Dolayısıyla benim kendi kariyer yolculuğumdaki majör etkilerimden biri doğru ilana arzuladığım pozisyona başvuruyor olmakla ilgili. Çünkü daha fazla hayır alma ihtimalimi artırıyorum ve bu da benim motivasyonumu düşürüyor. Aslına bakarsanız kişinin kendi farkındalığı kısmı yine dönüp dolaşıp benim etkim kısmında altın çizmemiz gereken başlığa dönüyor. Bir kere güçlü yanlarınızın farkında olmalısınız. Sizi fa diğerlerinden farklı kılan nedir? Yüzlerce binlerce aday CV kısmında e, bir şekilde kendilerini parlatan ifadeler kullanıyorlar. Ama o kendilerini parlatan ifadeler kısmında her ilana göre de değişik bir yönünü ön plana çıkarmak durumunda. Yani ben aynı CV, aynı cümleler, aynı içerikle farklı ilanlara başvuruyorsam aslında bakarsanız biraz kendimi şansa bırakmış oluyorum. O yüzden benim etkim hangi pozisyon, hangi kriterleri öncelikle alıyorsa CV'yi ona göre sunuyor olmak. Ön yazısında o kilit anahtar kelimeleri kullanıyor olmak noktasında olmalı. Şimdi özellikle bu dönemde ne yaptığınız kısmı da çok sorulan sorulardan biridir. İş arama sürecini nasıl geçirdiğiniz kısmı iş arama sürecini aktif geçiriyor olmak. Yani bu İngilizce öğrenmek olabilir, bilgisayar öğrenmek olabilir, belli e, ofis programlarını öğrenmek olabilir. Bununla ilgili çaba gösteriyor olmanız. Ben bir mülakatta bu süreci nasıl geçirdiğin sorusuna çeşitli görüşmelere gittim, mülakatlara katıldım. Onun dışında da işte genel itibariyle CV'mi güncelledim gibi bir ifade duymaktansa çalışma hayatında olan arkadaşlarımla gittim sohbet ettim. Çalışma hayatının güçlükleri nelerdir onları dinledim. Bununla ilgili kendimi nasıl geliştirebileceğime odaklandım. Bolca kitap okudum. İngilizcemi geliştirmeye çalıştım. Günde 3 saat İngilizce videolar izledim. Ee, şununla ilgili ofis programlarıyla ilgili internet üzerinden bir sürü video izledim. Şu konuda kendimi geliştirdim gibi ifadeler e, duymayı tercih ederim. Dolayısıyla aslına bakarsanız aktif iş arıyorum kısmında aktif olmanızın tekrar altını çizmek isterim. Burada e, çok önemli bir söz okudum iki gün önce. Başarının çalışmaktan önce geldiği tek yer sözlüktür diye bir cümle ve çok etkilendim. Gerçekten başarı sadece sözlükte çalışmaktan önce geliyor. O başarıyı elde etmeden önce aslında bolca çaba ve çalışmak gerekiyor. Şimdi Marvin Pipkin'in hikayesini anlattım. Birileri yapabiliyorsa ben de yapabilirim inancının ne kadar kıymetli olduğundan bahsettim. E, size hani. Kendimden de böyle bir örnek verebilirim. Ben yapabildiysem siz de yapabilirsiniz kısmında da örnekler verebilirim. Çünkü ben de çok güçlü bir ailede büyümedim. Çok Ekonomik olarak çok güçlü bir ailede büyümedim. Çünkü hayatın içinde bir şekilde mücadele etmek durumunda olan bir grup da vardır. Biz dört erkek kardeş olarak büyüdük. Ve hatta şöyle bir sahne vardır sizlerle de paylaşayım. Birçok eğitimimde paylaşıyorum. Annemle bir otobüs durağında bekliyoruz. Erkek kardeşim annemin kucağında, ee, benim de elimde poşetler. Ben yaklaşık olarak 7 yaşındayım. İlkokul 1. sınıfa gidiyorum. Ve daha sonra yağmur yağıyor tabii. Hani durum böyle ajite etmek için anlatmıyorum ama hani hoş bir anı. Sürekli arabalar gelip geçiyorlar ve biz otobüs durağında bekliyoruz diye ben hayıflanarak anneme şey diyorum. Anne, niçin bizim arabamız yok? Biz niçin otobüs beklemek durumundayız diye bir cümle kuruyorum. Annem de bana diyor ki oku senin de olsun. Benim için çok önemli bir paradigmadır. Çünkü o zamanın koşullarında okursan senin arabanın işin olur gibi bir mantık vardı. Aradan yıllar geçti. Ee, bugün geriye sardığımızda 35 yıllık gibi, 35'ten 37 yıl gibi bir zaman geçmiş. 37 yıl önceki e, konu oku senin de olurdu. Ama 37 yıl sonra bugün sadece okumak yeterli değil. Sadece bir yerden mezun olmak yeterli değil. Artık mezun olanlar arasında farklı olmak gerekiyor. Yani İngilizce bilmek, bilgisayar bilmek, her şeyi yaptınız. Bütün CV kriterlerine uyuyorsunuz. Çok iyi İngilizceniz var, çok iyi bilgisayar kullanıyorsunuz. Her kriteri karşılıyorsunuz. O görüşmede yine de kendinizi ön plana çıkarmanız gerekiyor. Hikayenizi doğru anlatmanız gerekiyor. Beylik mülakat cümleleriyle değil, gerçek siz gibi olmanız gerekiyor. O yüzden gerçekten arzuladığınız işe başvurduğunuzda içiniz sizi şenlendiren neyse, sizi motive eden neyse orada bambaşka bir coşkuyla zaten kendinizi sunmaya başlıyorsunuz. Ben kitap okumanın altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü eğer o görüşmede kendinizi ifade etmekte güçlük çekiyorsanız inanın bu kelime haznenizle, heyecan kontrolüyle bir şekilde sizin ifade gücünüzle alakalıdır. Lütfen bunun da bir altını çizelim. Bu arada özellikle bizim kendimize dürüst olma kısmı da çok çok kıymetli. Kendimize dürüst olmak durumundayız. Ben şapkayı önüme koyduğumda acaba neyi farklı yapabilirdim sorusunu mutlaka mutlaka cevaplamamız gerekiyor. Bu arada lütfen sorularınız olursa e, aktarmaya başlayın. Ben de bu arada arkadaşlar aracılığıyla sorularınızı yapmaya çalışacağım. E, özellikle kariyer yolculuğunda benim etkin başlığı altında olan sorular ama farklı başlıklarda da gelebilir yine kafanıza takılan benim cevaplayabileceğim konular varsa tabii ki cevaplamaya çalışacağım. Her konuda uzman olduğumu söyleyemem. Naçizane benim kendi fikirlerim nelerse onları sizlere aktarmaya çalışacağım. Özellikle motivasyon kısmında yine arkadaşlar şöyle bir gerçek var. Fizyolojik saat dediğimiz bir şey var. Biyolojik saat dediğimiz bir kavram var. Biyolojik saat insan doğası gereği erken kalktığında bir belli şeylere odaklandığında, bu odağı üzerinde daha derinlemesine çalıştığında çok daha motivasyonel bir tarafa geçebiliyoruz. Şimdi normal şartlarda şöyle düşünün, iş arıyorum nasıl olsa diyerek eğer kendimizi bir boşluğa bırakıyorsak, kimi zaman geç yatıyor, kimi zaman geç kalkıyor, o gün ne yapacağımı bilmiyorum, bugün görüşme de yok, herhangi bir şey yapmama gerek yok diyorsam, geç bir kahvaltı ettikten sonra biraz internette dolaşıyorsam, Ardından ertesi gün gelen misafirlere, arkadaşlarıma ne yapıyorsun bugünlerde dediklerinde işte iş bakıyorum, görüşmeye geç çağırırlarsa gidiyorum, görüşüyorum. Ya zaten birçok kişi de geri dönmüyor gibi cümleler kuruyorsam aslında kariyerimde çok da etkim olduğunu söyleyemem. O yüzden boş durmamalıyız arkadaşlar. Şu andaki fırsatınızı gerçekten iyi değerlendirmelisiniz. Sosyal medya üzerinden bir sürü soru geliyor, bir sürü arkadaşın yorumu geliyor, bir sürü yardım talebi geliyor. Örnek veriyorum geçen yıl benim kariyer net üzerinden yaptığım yayının ardından bana sosyal medya aracılığıyla ulaşmış. Ardından internet sistemi inceleyip benim çalıştığım firmalarla bağlantı kurmaya çalışan, oradaki insan kaynaklarıyla beni tanıştırır mısınız, oranın telefonunu bana verir misiniz diyen arkadaşlara şahit oldum. Açıkçası onların başarma arzusunu ve başarma güdüsünü, bu konudaki motivasyonlarını, odaklarını takdir ederek başlamalıyım. Tabii ki şu bir gerçek, ben hani e, oradaki insan kaynaklarındaki arkadaşlarının şahsi numaralarını ya da bağlantı numaralarını vermem, onlardan bağımsız olarak çok adil olmaz. Ama arkadaşların bu çabasını çok takdir ettim ve belli yönlendirmeler yapmaya çalıştım. Sizin de bulduğunuz her fırsatta bu konuyu odağınıza almanız gerekiyor. Kişinin gerçekten değişim yaratan bir öğrenmesi olabilmesi için neyle başladık? Niyetle başladık. Niyetimiz var, isteğimiz var ama tek başına yeterli değil. Üzerine zihniyet kavramını da ekledik. Eğer benim niyetimle zihniyetim birbiriyle örtüşüyorsa artık ben bu konuyu odama alıyorum. Zihniyetim de eğer benim, ya ben e, bu saatten sonra çok zor benim işim, artık ben bulduğum herhangi bir şeye razıyım ya da galiba olmayacak bu iş diyorsam zihniyetim maalesef yargılayan zihniyet. O yüzden de aslında benim odama aldığım şey bir işin nasıl olamayacağı yönünde. Ama öğrenen zihniyette olursam, niyetimle zihniyetim paralelse bu konuyu odama alıyorum, bu konuya dikkat etmeye başlıyorum ve o zaman davranış değişikliğini yaşamaya başlıyoruz. Davranış değişikliği oluştuktan sonra bunu sürekli tekrar ederek mutlaka beceriye dönüştürebiliriz. Bu arada gelen sorular da var. Onlara bakayım, e, Elif e, sormuş. Elif Hanım, iş arama süreci artık tamamen umutsuzluğa sürüklüyor beni. Devam edecek motivasyonu bulamıyorum. Nasıl değişebilirim diye bir soru. Bakın zaten bu soru bile e, sevgili Elif, yargılayan zihniyetten gelen bir soru. Öncelikle yargılayan zihniyeti mutlaka değiştirmelisin. Yani umutsuzluğa sürüklüyor beni ifadesini çok iyi anlıyorum. Bu arada hani günümüzün gerçekleri. Fakat... Şu anda iyi olan ne sorusunu kendine sormalısın. Nereden mezun oldun, ne gibi yetkinliklerin olduğu, güçlü yanların, yaşın, başvurduğun yerler ama bir de öğrenme çıkarmalısın. Şimdi bu öz motivasyon kısmında birinci soru, yani birinci konu şu anda iyi olan ne, bundan ne öğrendim sorusunu mutlaka bir yerlere yazın, asın, deneyimleriniz üzerine mutlaka kafa yorun. Etrafınızda özellikle olumlu insanlar bulunmasına gayret edin. Sevgili Elif'in şöyle bir, e, bu bir varsayım tabii ki ama çevresindeki insanlar ne yaptın Elif, iş buldun mu, ne durumdasın, görüşmeler var mı vesaire gibi sürekli bir tacize ve baskıya uğradığını tahmin ediyorum. E, üstüne üstlük bir de benzer arkadaşlarıyla sohbetler ediyorsa yargılayan zihniyet, yargılayan tetikliyor, yargılayan yargılayan derken git gide bu bizi daha da aşağıya düşürüyor. Onun yerine özellikle yakın çevremizde daha öğrenen zihniyetli, daha pozitif olan insanlarla bir arada olmaya çalışmak, evde kalmamak. Bakın hiçbir işiniz olmayabilir ama evde kalmamak, dışarı çıkmak, dışarıda çalışma hayatında olan insanlarla sohbet etmek. Bu sohbetlerinizden elde ettiğiniz hikayeleri görüşmelerinize de taşıyabilirsiniz Elif. Onun dışında seni mutlu eden, motive eden en ufak şeyleri mutlaka hayatında bulundurarak gerçekten kendin için bir şey yapmaya başladığında, bir şeylerin üretmeye başladığında, sonuç almaya başladığında motivasyonun arttığını göreceksin. İngilizce geliştirilebilir bir konudur. Oturup bunu çalışmaya başlamak bile motivasyonu artırır. Ee, ya da ne bileyim bilgisayar konusunda bir şeyler, yeni bir program öğren, yeni bir kursa git. Ee, Birçok paylaşımda bulunan gerçekten ücretsiz olarak bu konularda katkı sağlayan belediyeler, kurumlar var buralara git. Yani bir şekilde pedal çevirmeye devam et. Pedal çevirmeye devam ettiğinde odağın başka yerlere gittiğinde aslında kendine katkı sağlamaya başladığında motivasyonun arttığını göreceksin. Ama sadece başvuru yapıyorum ve bekliyorum dersen, dış tacizleri de duymaya başlarsan gitgide umutsuzluğa kapılman çok doğal. Bu arada hedeflerinizi de çok yüksek tutmayın sevgili arkadaşlar. Lütfen özellikle yeni başlayacak arkadaşlara, iş hayatına yeni girecek arkadaşlara bunu söyleyebilirim. Yani bir yerden bir yere gitmek istiyorsanız altınızda bir Ferrari olsun gibi bir hayaliniz olmasın. Belki başlangıçta belli bir yere kadar otostopla gideceksiniz. Belli bir yere kadar dolmuşla devam edeceksiniz. Ardından bir otobüse, ardından uçağa yani bir şekilde bu basamak basamak olacak bir şeydir. Ama şu demek değildir bu. Önünüze gelen ilk fırsatı değerlendirin ve hiç istemeseniz bile o işe atlayın demek değildir. Gönlünüzde yatan iş neyse o iş yolculuğunda sürecin en dibinden başlamaya da razı olmaktır. Mesela bana yine rakamsal anlamda, bütçesel anlamda, maaş anlamında da yine aklıma geldiği için Elif'in sorusundan ve bu cevap verirken aklıma geldiği için cevaplamak isterim. Ee, ne yazmalıyız maaşa gibi sorular da geliyor. Yani bunu araştırmalısınız işte edöp döngüsü dediğimiz şey budur. Piyasayı araştırmak. Ne demek? Benzer işleri yapan, benzer kurumdaki insanlar kabaca ne kadar alıyorlar? Zaten insanlara maaşını sorun demiyorum. Aralık olarak ne yazmalıyımı oraya sormalısınız, öğrenmelisiniz. Çünkü belli bir pozisyon için başvuruyoruz. Bununla ilgili bir araştırma yapmalıyız. Çünkü şu hassas bir konudur. Ne verseniz çalışırım da İK'cı gözüyle, işveren gözüyle aslında negatif değerlendirebilecek bir konudur. Ya da çok yukarıda bir rakam yazmanız da negatif değerlendirebilir. Çünkü kişinin kendini bilmesini isteriz. Kendi değerinin, kendi yetkinliğinin ve o pozisyonun değerinin ne olduğunu bilmesini isteriz. Ama bir yandan da had bilmesini de isteriz. Yani çok yüksek bir rakam da yazmıyor olmasını isteriz. Bu deneyimsel öğrenmenin içinde bunları da katmalısınız. Bu arada Canan da sormuş. Deneyim de deneyim diyen işverenleri nasıl ikna etmeli? Valla çok haklısın Canan. Ee, bir kere ben burada sizin vesilenizle aslında işverenlere de seslenmek isteriz. Çünkü deneyimsiz arayanlar da var. Onları gerçekten hani hakkını yememek gerekiyor. Fakat şu da bir gerçek arkadaşlar. Deneyim demek aslına bakarsanız Örnek veriyorum, pazarlama ve satış alanında deneyimli dediğimizde sizden kurumsal firmalara en az 3 yıl boyunca şu seviyede bir satış yapmış olma deneyimi aranmıyor da olabilir. Deneyim bazen bir markette, bir kafede de olabiliyor. Dolayısıyla siz üniversite hayatınızda yaptığınız işler, stajlar, ya katıldığınız projeler buraları da lütfen yazın. Ama deneyim kısmı tabii ki işveren gözünde adayın bu kadar çok olduğu bir dünyada ister istemez bir kriter olarak karşımıza çıkıyor. Ee, lütfen işverenler de bu konuda birazcık daha esnek davransınlar demek dışında bir seçeneğim yok. Ama şu da bir gerçek arkadaşlar. Onların da önünde bu kadar çok aday olduğunda daha deneyimliyi tercih etme eğilimlerini, ya yani bu e, bizim de kabul etmemiz gereken bir şey. Ama biz de deneyim kazanmak için bir yerden başlamayı seçebiliriz. Bir yerlerde çalışmayı seçebiliriz. İnanın bugün, Bedelsiz olarak çalışmayı kabul edip deneyim kazanmaya çalışan insanların da olduğunu duyuyorum ve görüyorum. Bu da bir çaba, bu da bir gayret, bu da bir e, çalışka, çalışma azmi. Ama öte yandan yine kişinin kendi değerini biliyor olması çok değerli. Ben özellikle şu anda beni üniversite seviyesinde izleyen arkadaşlar varsa onlara ısrarla altını çizmek isterim. Lütfen üniversite döneminizi boş geçirmeyiniz. Lütfen projelerde, stajlarda mutlaka aktif olunuz. Hatta Part time işlerle başlayabilirsiniz. Mutlaka üniversite seviyesinde dahi bir, bir deneyim elde etmeye çalışınız. Çünkü işverenin gözünde de şu değerli bir konu olabiliyor. Yani bu kişi erken kalkmaya alışmış mı? iş hayatına alışmış mı? Bu kişi iş hayatına adapte olmak için bir şekilde geçmişinde bir çaba göstermiş miyi önemseyebiliyorlar. O yüzden yani bu aslına bakarsanız çift taraflı bakılması gereken bir konu. Yani işverenin gözünden baktığımızda adayların arasında deneyimliği almak istemesi burada saygı duyacağımız bir konu ama öte yandan da gerçekten bizlerin de deneyim kazanmak adına fırsatları kovalamamız gerekiyor. Ee, biz en yüksek düzeyde olan e, inanılmaz derecede üst seviyede olan deneyimlerden bahsetmiyor olabiliyor çünkü bazen kurumlar. Ee, Elif soruyormuş. İşi istemek, bir de yapabilir miyim, yapamaz mıyım cesareti ya da tereddütü, mülakattan korkmak ve heyecan yapmak, bunları nasıl atlatabiliriz acaba? Aslına bakarsanız, yani heyecan, insan kaynakları tarafında da zamanında görev aldığım için çok doğal karşıladığımız bir şey görüşme esnasında. Yani özgüven... Artı yanında tatlı bir heyecanın olması çok doğal karşılanan bir şey. O yüzden heyecanınızı bastırmaya çalışıyor olmak yerine bu heyecanınızı ifade etmeniz bile çok kıymetli olabilir sevgili e, Büşra'ydı sanıyorum. Pardon Elif. E, Elif. E, ben mesela şöyle bir cümle hatırlarım. Rahmetli Yıldız Kenter'in ağzından 40. Sanat Yılını kutladığı anda söylediği bir cümle. Hala sahneye çıkarken çok heyecanlanıyorum ifadesi o tatlı bir heyecandır. Ama panikse bu başka bir konudur. Panik yapıyorsan, hiçbir şekilde konuşamıyorsan, artık kelimeler arka arkaya gelmiyor, cümle dahi kuramıyorsan bununla ilgili mutlaka profesyonel destek alınmalı. Ama bu basit bir heyecansa, sesinin titrediğini fark ediyorsan, bazen nefesini kontrol edemediğini fark ediyorsan bu çok doğal bir şey. Bunu lütfen karşınızdakiyle paylaşın. İfşa ettiğinizde rahatladığınızı göreceksiniz. Karşı tarafında sizi rahatlattığını göreceksiniz. Çünkü Mülakatı yapan arkadaşlar da bu konuya çok alışkınlar. Hatta heyecan sizin motivasyonunuzun da göstergesi olabiliyor. O işi ne kadar istediğinizin de göstergesi olabiliyor arkadaşlar. İşi yapabilir miyim, yapamaz mıyım cesareti ise birazcık daha kişisel farkındalığımızla alakalı. Çünkü bir işi yapıp yapamayacağımızı e, bilebilmemiz için güçlü yanlarımızın da farkında olmamız gerekiyor. Kişinin güçlü yanlarını nasıl bulacağı konusu önemli bir başlıktır. Aslında üzerine yarım saat konuşulabilir ama kısacık cevaplamak adına şunu söyleyeyim. Eğer e, başkalarının yapamayışına şaşırdığınız bir konu varsa bilin ki o sizin güçlü yanınızdır. Ya bir sürü insan e, nasıl yapamıyor bunu anlamıyorum. Örnek veriyorum araba kullanmak bile bir güçlü yan olabilir. Çünkü defalarca kurs aldığı halde, özel ders aldığı halde araba kullanamayan insanlar var mı bu hayatta? Var. Demek ki birilerinin yapamamasına şaşırdığınız bir konu bile güçlü yan olabilir. İnsanlar en çok hangi konuda sizden yardım ister? Bunu bir düşünün. Sizden en fazla yardım istenen konu sizin güçlü yanınızdır. Örnek veriyorum bir doğum günü organizasyonu. Demek ki sizin organizasyon yeteneğiniz güçlüdür. Demek ki sizin ilişkileri yönetme yönünüz güçlüdür. Demek ki sizin planlama ve organize etme yetkinliğiniz güçlüdür gibi. Bunları fark ettiğinizde o zaman o işi yapabilme cesaretinizin de arttığını göreceksiniz. Büşra sormuş, Büşra Çalık, ''Görüşmelerde kendini anlatmak kibir olarak kabul edilir. Düşüncesi bir yanılgı mıdır? İyikacılara kendimizi anlatmanın sınırı nedir? Aslında bakarsan sevgili Büşra, inanılmaz derecede arzuladıkları bir şey sizin kendinizi anlatıyor olmanız. Hatta hikayelerinizin olması çok değerli.'' Yetkinlik bazlı mülakat teknikleri dediğimiz bir başlık vardır ve İK'cı arkadaşlarımızın bir çoğunluğu özellikle profesyonel anlamda bu işi yapan arkadaşlarımız yetkinlik bazlı mülakat yapma eğilimindeler. Artık eskisi gibi stres mülakatları vesaire çok nadir. Yetkinlik bazlı mülakatın da ana konusu şudur. Kişiye mutlaka bu konuyla ilgili bir örneğin var mı sorusu sorulur. Aslında orada senin kendini anlatmanı, hikayeni anlatmanı isterler. Hatta oradaki kurgu çok basit bir kurgu. Durum neydi? Oradaki davranış neydi? Etkisi, sonuçları ne oldu gibi. Örnek veriyorum, iş ilanında çıkan takım çalışmasına uygun, analitik düşünebilen, iletişim becerisi yüksek gibi kriterlere uygun olarak da tabii ki mülakatta benzer sorular sorulacak. İletişim yönünüzün güçlü olduğuna dair bir örnek. E, ikna etmek durumunda kaldığınız bir kişi ya da bununla ilgili bir örnek. Yani kalkıp da mülakatta ben iletişim yönü çok güçlüyümdür, takım çalışmasına çok uygunumdur, analitik düşünürüm, müthiş planlama ve organize etme yetkinliğim var gibi konuşmalar yapmak yerine ben iletişim becerisi yüksek biriyim, hatta bu konuda bana yakın arkadaşlarım şöyle şöyle der, hiç unutmam şöyle bir olayda benimle ilgili şöyle bir şey ifade edilmişti gibi örnekler sunuyor olmanız çok daha Kıymetli ve anlamlı olabilir. O yüzden kendimi anlatıyor olmak kısmında hiç imtina etmeyin. Zaten görüşmeyi yönetmesi gereken kişi insan kaynakları profesyonelidir. O gerektiği yerde sizi kesip farklı bir soruya, farklı bir yöne yönlendirecektir. Ee, lütfen hikayelerinizi paylaşın. Nurgül sormuş. Mezun olduğum bölüm dışında bir alana yönelme istersem nasıl bir yol izlemeliyim? Sevgili Nurgül zaten... Ülkemizin gerçeği kimse arzuladığı akademik kariyerde akademik anlamda eğitimi yapıyor diyemeyiz. Yüzde yüz böyle bir gerçeğimiz yok. Yani ben hayalini kurduğum mesleğin bölümünü okudum diyemem. Şu anda da yaptığım meslekle alakasız bir bölüm okudum. Ardından ben aldığım kurslar ve eğitimlerle açığımı gidermeye çalıştım. Ee, yani ülkemizin gerçeği kimse mezun olduğu işi yapıyor yüzde yüz diyemeyiz. Yapanlar var ama... Farklı alanlara kaymak çok da yaygın bir durum. Ee, örnek veriyorum çalışma ekonomisinden mezun olan birisi yıkıcı olacak diye bir koşul yok. Çalışma ekonomisinden mezun olmuş bir arkadaş pazarlamada görev yapabiliyor. Beden eğitiminden mezun olmuş bir arkadaş satış alanında görev alabiliyor. Özellikle bazı sektörler ve alanlar var ki Onların herhangi bir üniversiteden 4 yıllık üniversiteden mezun olmuş olması yeterlidir gibi kriterler koyabiliyorlar. Özellikle bu alanlar önce satış pazarlama gibi alanlar olabiliyor ya da bazı e, konular var ki aslında bakarsanız bunun bölümü de olmayabiliyor üniversitede e, işte kurumsal iletişim gibi bir başlıkta çalışmak isteyen bir arkadaş başka bir bölümden mezun olabiliyor. Dolayısıyla ee, yeni bir alana geçmek konusunda imtina etmeyin. Eğer yetkinliğiniz uygunsa ve ilanı çıkan firma koşul olarak şu bölüm ya da şu bölüm gibi bir şart koymadıysa yetkinliğinizin uygun olduğunu düşündüğünüz her ilana da başvurun. Ee, kriterlere uygun olması koşuluyla tabii ki şirketin belirlemiş olduğu. Şu üniversiteden mezun, şu fakülteden mezun kriterine e, katı bir kriter yoksa onun dışında esnek davranabilirsiniz. Hatta ben özellikle ne sizi heyecanlandırıyor, ne sizi motive ediyorsa oralara başvurmanızı özellikle tavsiye ederim. Görüşmedeki enerjiniz dahi değişiyor. Yani ben bunu hem mülakat yaparken hem de vakti zamanında kendim de girdiğimde deneyimlemiştim. Semih sormuş. Siz de bir zamanlar yeni mezun seviyesindeydiniz. Sizce sizin CV'nizde sizin ilk işe alınmanızı veya mülakatta davet edilmenizi sağlayan en önemli unsur nelerdi? Sevgili Semih, e, bayağı bir maziye götürdün beni. E, 1999 yılında ben CV'mi gönderdim. E, kurumsal anlamda. Daha öncesinde de tabii iş deneyimlerim oldu e, CV ile. Ama e, ulusal ve uluslararası düzeyde bir e, holdinge ilk başvurumu yapmıştım. Ve o zamanlar bizim e, CV formatları vesaireler bu kadar yaygın değildi. Biz... E, manuel böyle el yazımızla mektup şeklinde yazıyorduk. Mektubuma ben biraz sektörden bahsederek başlamış, ardından da kendi kişisel özelliklerimden bahsetmiştim ve e, iş tanımını o zaman biz gazetelerden falan e, daha çok ilanlar e, çıkardı. Gazetelerin İK eklerinde ya da pazar günleri çıkan e, eklerinde ben oradaki kriterlere bakıp. O kriterlerde acaba bu kurum ne duymak istiyordur da birazcık düşünerek oradaki güçlü yanlarımı ön plana çıkardığım mektup gibi bir başvuru yapmıştım. Bu çok önemli. Yani ön yazılarda dahi önemli. Şirketin sizden beklediği hangi kriterlerse ve sizin orada hangilerini karşıladığını düşünüyorsanız onları yazıyor olmak çok çok değerlidir. Ee, ön yazıyı güncellemek o yüzden e, ısrarla altını çizdiğim bir başlıkta. Neyi farklı yapabilirim kısmında. Çünkü ee, biz genelde ön yazıları şöyle de gözlemleyebiliyoruz. CV'nin bir tekrarı gibi olabiliyor. Mümkünse lütfen e, o firmanın başvurusunda belirttiği kriterlere uygun bir şekilde ve kendinizi anlatan, doğallıkla anlatan bir şekilde olmalı. Semih'in başka sorusunda atladığım bir yer olmasın. Ee, ilk iş almanızı mülakata davet edilmenizi. Sanıyorum yani benim gerçekliğim ve o kriterlere uygun kendimi ön plana çıkaran ifadeler kullanıyor olmamdı. Ben bunun etkili olduğunu düşünüyorum. Hatta ben otobüsle gitmiştim o mülakata. Otobüste de benimle aynı firmanın görüşmesine giden bir arkadaşla karşılaşmıştım. Onun tabii benden çok daha fazla mülakat deneyimi vardı. Ben ilk mülakat deneyimlerimdendi. Birkaçın ya ikinci ya da üçüncüydü. Ee, o bana bir sürü tavsiyelerde bulunmuştu, bak şöyle de böyle de gibi ve beni bayağı bir gerdiğini fark etmiştim. Ama daha sonra ben yine kendim olmayı seçmiştim. Ee, mülakatta böyle zorlayıcı bir iki soruda da hatta dürüstçe bilmiyorumları da ifade etmiştim ama e, ben açıkçası CV kısmında özellikle ihtiyacı karşılayan e, özelliklerimi ön plana çıkardım diyebilirim. Sibel Kaya sormuş güçlü yönden ziyade eksik yönlerini ifade etmekte zorlanıyorum. Yanlış anlaşılır mıyım? Nasıl bir tepki alırım diye çekiniyorum açıkçası. Nasıl bir yol alabiliriz? Örnekleyebilir misiniz? Sibel, e, bunu aslına bakarsan az önce kısaca anlatmaya çalıştım ama tekrar bir altını çizeyim. Bir kere olması gereken diye bir cevap yok. Senin gelişim alanın neyse. Gerçekten bunu söylüyor Olmandan bahsediyoruz. İş hayatında bugün profesyonel hayatın içinde aktif çalışan, yönetici ya da lider pozisyonunda çalışanlarda dahi güç, güçlü ve gelişim açık taraflar var. Yani seninle mülakat yapan insan kaynakları profesyoneli arkadaşım kesinlikle şunu çok iyi biliyor ki herkesin gelişim açık tarafı vardır. Kendisinin de var, kendi amirinin de var, patronunun da var. Dolayısıyla orada bu soruyu sormasının nedeni sen kendi gelişimi açık tarafının farkında mısın? Ve bununla ilgili bir şeyler yaptın mı? Eğer farkındaysan ve bununla ilgili bir çaban olduğunu ifade ettiysen zaten otomatik olarak oradan artıyı alıyorsun. Ama lütfen mükemmelliyetçilik benim gelişim alanım, yalandan hiç hoşlanmam benim gelişim alanım, yalancı insanlara tahammül edemiyorum benim gelişim alanım gibi ifadeler Kullanmayınız. Bu zaten birçok insanın kullandığı sözler ve gerçekçiliği de yok. Çünkü İK profesyonel arkadaş bununla ilgili bir örnek verir misiniz dediğinde bir şeyler anlatıyor olmanız lazım ve ardından da bununla ilgili neler yaptınız sorusunu soracaktır. Bununla ilgili çabanızdan bahsedeceksiniz. Bir insanın stresle başa çıkma konusunda zorlanması, zaman 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 yönetiminde sıkıntılar yaşaması, bazen... ...işte ne bileyim e, sağlıkla ilgili problemler yaşıyor olması vesaire... ...mesela ben bunları genelde duyduğumuzda karşı tarafta olumsuz etkiler yaratmışız gibi düşünebiliyoruz. Halbuki kişi ne kadar kendinin farkındayı soran sorulardır. O yüzden lütfen çekinmeyiniz. O yüzden e, rahatlıkla bunları cevaplayabilirsiniz arkadaşlar. E, sanıyorum zaman da doldu. Arkadaşlardan bana işaretler geliyor... Eğer sorularınız gene olursa arkadaşlar bana sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. Ben oradan da cevaplamaya çalışırım. Gerçekten şu anda iyi olan ne, bundan ne öğrendim sorusunun ısrarla altını çiziyorum. Mesela şu anda iyi olan neydi? Sizler bu ekranın başında bir şekilde telefonunuzun, tabletinizin, bilgisayarın başında kendiniz için bir şey yapıyordunuz. Acaba bu adam ne diyecek, benim işime nasıl yarar diye düşündünüz ve oturdunuz. Bu kariyerinizde kendinizin etkisine dair yaptığınız bir adımdı. Ama lütfen buradaki öğrenmeler, belki benden bir şey öğrenmediniz ama kendi görüşmelerinizdeki deneyimlerinizden öğrenmeler. Ya da ya da bir CV e, hazırladınız, ona olan dönüşle ilgili, arkadaşlarınıza sorduğunuz, onlardan alan, aldığınız geri bildirimlerle ilgili öğrenmeler. Bunlara dair en azından bir tane eylem planı hazırlayın ve ne olur aynı şeyi yapmak yerine bu öğrenmenize istinaden farklı bir şeyler yapın. Hayatın içinde çevre boyutuna atmak, dış dünyayı suçlamak ilk akla gelen. Tabii ki etkisi var ama benim de etkim var. Kariyerinizde sizin de etkiniz var. Lütfen kendinizde bir şeyler yapınız. Çok teşekkürler. İnşallah başka yayınlarda, başka başlıklarda tekrar bir arada oluruz. Kariyer yolculuğunuzda her birinize başarılar diliyorum.